daldık ama bugünün için önemli haberlerden bir tanesi de buydu. Şimdi hemen gidelim Doktor Tamer Sakay'a, telefon hattımızda olacak kendisi. Tamer Bey hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Gizem Hanım. Çok teşekkürler katıldığınız için. Şimdi öncelikle tabii en sıcak konu ABD seçimleri olduğu için küresel piyasalarda Türkiye'ye nasıl yansıyacağı da merak ediliyor. Bu yüzden ben şunu sorarak başlayayım. Türkiye'nin şu an ABD'ye yaptığı çimento ihracatı ne düzeyde? Son dönemde oradaki trendler nasıl? Amerika bizim önemli piyasalarımızdan bir tanesi. Yaklaşık 3 milyon tonun üzerinde ve bu sene 3,5 milyon tonu bulacağını zannediyorum. Bir ihracatımız var Türkiye'den toplamda. Ama bu miktarın arttırılmasına yönelik de şirketlerimizin çabası var. Kalitesi ve hizmetiyle Türk çimento şirketleri de Amerika'da karşılık gören şirketler. Dolayısıyla bizim için gelecek vadeden bir pazar çimento açısından Amerika Birleşik Devletleri. Peki bu tarafa bakıldığında özellikle arkadaşlarımız da ekrana getirdi. 2020 itibariyle Amerika'ya ihraç edilen ilk 5 ürün içerisine bakıldığında ilk grupta kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller var. Sonrasında yine ağırlıklı olarak hazır giyim, tekstil gibi ürünler olduğunu görüyoruz. Sonrasında makineler var, motorlu kara taşıtları var ve taş, alçı, çimento da yine %4'lük bir paya sahip ABD toplam ihracat içindeki payımızda. Şimdi Biden ya da Trump'ın gelmesi sektör için ne ifade eder? Kendi aranızda konuştunuz mu özellikle sektör temsilcileri olarak? Ne bekliyorsunuz oradan? Şöyle şimdi çimentonun tabii özellikle Amerika'da... Vergi politikası olarak soruyorum aslında. Anlıyorum. Şimdi vergi tarafından baktığımız zaman tabii yani Trump yönetimi biraz daha riskli. Farklı zamanlarda, farklı konularda, farklı vergi uygulamaları ile karşı karşıya kalabiliyoruz. Ama bugünkü tabloya baktığınız zaman Amerika Birleşik Devletleri net ithalatçı. Yani ihtiyacını karşılamak için dışarıdan çimentoya ihtiyacı var. Ve uzun bir süredir de Amerika'nın iç piyasasında yeni kapasite arttırımına izin verilmiyor. Dolayısıyla ben Türkiye'nin kalite açısından da bu konuda tercih edilen bir ülke olduğunu biliyoruz. Ticaret Bakanı Ross Türkiye ziyaretinde bu konuyu kendisi de özellikle detaylı şekilde değerlendirme imkanımız olmuştu. Çimento özelinde çok fazla bir risk düşünmüyoruz. Her iki başkan adayının da seçilmesi durumunda çimento açısından bu anlamda bir risk olmayacaktır. Ama bizim için ihracat miktarımızı arttırmak anlamında esas olan içerideki talebi arttırmak. Dolayısıyla burada yatırım planları daha agresif olan taraf ve bunu uygulamaya geçirebilecek olan taraf bizim açımızdan bu anlamda daha uygun gözüken aday oluyor. Peki hemen gelelim buradan biraz maliyetleri konuşalım. Özellikle kurdaki yükseliş yılbaşından bugüne bakıldığında sizin girdi maliyetlerinizi ne kadar etkiledi? Yüzde kaç maliyetleriniz arttı? Vallahi ciddi şekilde artış var. Siz de biliyorsunuz bizim Türkiye'de çimento ürününün girdileri anlamında bir dövize endeksli olmadığına dair bir yanlış bir algı var. Ama bizim girdilerimizin %60'ından fazlası döviz veya direkt döviz veya dövize endeksli maliyetler ve özellikle enerji maliyetleri. Dolayısıyla bizde iki tür sıkıntı yaşandı bu senenin içerisinde. Hem döviz kurundaki artıştan kaynaklanan artış hem de döviz cinsinden artış. Yani petkok tonajı 50 dolarlardan yaklaşık 70 dolarlara zıpladı ve bu trendin yukarıya doğru gitmesini de bekliyoruz. Dolayısıyla hem dolar cinsinden bir artış var hem de kur cinsinden bir artış var. Maliyetlerimizde yaklaşık %60'lara varan bu anlamda maliyetimizin %60'ının %60 kadar arttığını görebiliyoruz şu anda sene başıyla karşılaştırdığımız zaman. Şimdi hemen ekrana getirelim. Hızlıca yurt dışı pazarları da daha rahat anlamlandırmak adına bu tabloda gördüğümüz Amerika'daki inşaat ve yapı malzemeleri üzerine dayalı ETF'ler, kontratlar ve bu kontratlara göre de aslında Mart'tan itibaren hızlı bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Bu taraftaki ETF'lere güçlü bir talep gelmiş. Elbette ETF'lerde gördüğümüz bu yükseliş ABD borsalarının yükselişine de paralel ama %125 gibi bir yükseliş yaşanmış Amerika'da. Şimdi Tamer Bey şunu sorayım size. Bu hızlı yükselişin arkasında gerçekten sadece ABD pazarı için sormuyorum ama Amerika ETF'leri yükseldiği için özellikle onu detaylandırmanızı rica edeceğim.
konut sektöründe, inşaat sektöründe gerçekten yatırımlarda bir artış görüyor musunuz? Yani hisseler, ETF'ler, borsaların yükselmesi fiziki olarak yatırımın da arttığı anlamına geliyor mu Amerika'da ve diğer ülkelerde, yani Avrupa, Orta Doğu pazarı, ne dersiniz küresel inşaat yatırımları için? Şimdi Amerika pazarı üzerine baktığımız zaman esasında biraz bu beklentinin satın alınması diyebiliriz. Şöyle ki biliyorsunuz Trump yönetimi kapsamlı bir yaklaşık 2 trilyon dolar seviyesinde bir altyapı yenileme programı ortaya koymuştu, planı ortaya koymuştu. Ama bu planı hayata geçiremedi. Ama zaman zaman Başkan Trump'ın söylemlerinde ve özellikle ikinci döneminde bu altyapı yatırımlarını hayata geçireceği konusunda çok kuvvetli vurgular yaptı ki zaten Amerikan altyapısı da Amerika'yı görenler, gezenler bilirler. Otobanlar, köprüler, tren yolları bütün baktığımız zaman hani gerçekten eski bir altyapı ve yenilenmesi gereken bir altyapı. Dolayısıyla bu da çok ciddi farklı farklı alanlarda yapı malzemeleri sektöründe talebi arttıracak bir unsur. Bu beklentiyi biraz piyasalar satın alıyor diyebilirim. Yoksa realde baktığınız zaman konut tarafında ve ticari tarafta bu kadar artmayı makul gösterecek herhangi bir fiili artış görmüyoruz esasında. Peki hemen iç pazara gelelim isterseniz buradan hızlıca. İçeride tabii ki konut satışlarında çok hızlı bir artış gördük kredi kampanyalarında desteğiyle beraber. Fakat bu talep aynı şekilde ticari tarafta gerçekleşmedi. Gayrimenkul tarafında o kadar gerçekleşmedi. Nasıl görüyorsunuz orada? Yani konut satışlarının artmış olması demek yeni arz anlamına da gelmiyor. Çünkü var olan stokların önce erimesi lazım. Dolayısıyla iç pazardaki inşaat talebi nasıl? Çimento talebi nasıl? İç piyasa şu anda canlı, bunu söyleyebilirim. Ve hani beklentimiz eğer Covid tarafında, Covid ile ilgili bir olumsuzluk yaşamazsak önümüzdeki dönemde bu tablonun devam etmesi yönünde en azından 2021'in ilk çeyreğine kadar. Bir, tabii bu konut satışı hemen bir arz artışını getirmedi. Biraz müteahhitlerimiz ve gayrimenkul geliştirme şirketlerimiz daha temkinli yaklaştılar konuya haklı olarak. Ama stoklar azaldıkça yeni projelerin de hayata geçirildiğini görüyoruz. Tabii bizim sektörümüz biraz arada ara verildikten sonra, yani projeler arasında ara olduktan sonra tekrar projelerin başlaması belli süre alıyor. Bunların planlanması, izin süreci ve şantiyelerin kurulması gibi. O yönde baktığımız zaman hani bir canlılık olduğunu görüyoruz. Tabii Türkiye'de konut kadar sektörü de sırtlayan bir diğer alanda altyapı ile ilgili olan projeler. Altyapı projelerinde de 2019 yılında, 2018'in son yarısında ve 2019'un içerisinde bazı önemli projelerde yavaşlamalar görmüştük. Şimdi o özellikle Orta Anadolu bölgesindeki bu projelerde bir hızlanma gözlemliyoruz. Şantiyeler tekrar çalışmaya başladılar ve bu projeler ilerliyorlar. Bu projelerde dediğim gibi önemli bir aksaklık olmazsa 2021 yılının ilk çeyreğine kadar uzanan dönemi şu anda görebiliyoruz. Önümüzdeki bu 6 aylık dönemi. Burada da herhangi bir duraksama görmüyoruz. Ama geçmiş yıllarda olduğu gibi gayrimenkul sektöründe, konut sektöründe, ticari sektörde, gayrimenkul sektöründe böyle bir hani böyle boom diyebileceğimiz özellikle bir artış var diye soruyorsanız onu gözlemlemiyoruz. Çok teşekkür ediyorum Tamer Bey aktardıklarınız için. Tamer Sakan'ın görüşlerini aldık. Çimento sektörüne dair hem iç pazarda hem de yurt dışı tarafta ihracata ilişkin aslında pozitif sinyaller var dedi. İç pazarda da...